otelimizin önündeyiz. Birazcık dinlendik. Şimdi bir akşam yemeğine doğru gidiyoruz. Aslında birazcık buruk başlıyoruz bu videoya. Sebebi de biliyorsunuz, daha önce de söylemiştik, çok güzel bir balayı yaptık. 5 tane ülke var içerisinde. Yunanistan'a, Atina'ya gittik, Phuket'e gittik, Bali'ye, Kuala Lumpur'a, Singapur'a. Yani çok güzel bir rotamız vardı. Her şey çok güzel geçti. Ama son dönüş olduğunda bir nazar boncuğu mu diyelim artık, azizliğe uğradık ve videolarımız gitti. Teknolojinin azizliğine uğradık. Parça parça videolarımız var ama büyük bir kısmı, %80'i %90'ı elimizde değil. Yani aslında şöyle bir şey oldu. 3 adet SD kart doldurduk. 64 GB. Yani çok ciddi videolar çektik. 70, 80, 100 tane videomuz vardır. Ama Türkiye'ye geldiğimizde videolarımızın çalışmadığını, silindiğini, SD kartın okumadığını gördük. Bu konuda bayağı bir içimiz buruk. Şu anda kurtarmaya çalışıyoruz ama bilmiyorum nasıl olacak. Eğer aranızdan veri kurtarma ile ilgili bilgisi olan varsa bize yardımcı olsun. Çünkü anılarımız gitti yani. Aynen. Her şeye geçtik. Gerçekten çok değerli bilgiler, anılar, çok da güzel şeyler çekmiştik. Çok güzel şeyler paylaştık. Hem kendimiz için hem de sizler için çok güzel hatıralar, anılar, bilgiler biriktirmiştik ama işte teknoloji şu anda bizi çok zor durumda bıraktı. Bakalım kurtarabildiğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bilgisi olan mutlaka yorumlarda yazsın. Ya da yardımcı olabilecek varsa aranızda, mühendis, böyle yazılımcı vesaire falan, bize veri kurtarmayla ilgili olsun. Lütfen destek olsun. Biz şimdi Akça'ya geldik. Akşama bir ki balık. Bu videoyu aslında hani Faruk çekmek istemedi. Aynen, moralim bozuk dedi, biraz. Canım istemiyor dedi. Ben istedim birazcık da. Çünkü eğer bırakırsak gerçekten bırakırız diye korktum. Ve en azından bir hatıramız olsun. Akça'ya gelmişken biraz yeme içme fiyat videosu çekelim. Sezon da bitti, sakin. Yani, aynen. Bir bakalım dedim ya. O yüzden şimdi biraz zoraki çekiyor Faruk ama. Aynen, neyse, modumu yükselteceğim zamanla inşallah. Şimdi bir balık yemeye gideceğiz. Evet, çok ondan daha tatlı sonra bir yere gideceğiz. Evet, yorumları da güzeldi. Bakalım bizim deneyimimiz nasıl olacak. Akça günleri başlasın. Tabii sezon artık kapanıyor. Şu anda biz de otelimizden çıktık. Akçay Kordon'a doğru ilerliyoruz. Çok yakın zaten. Evet, otel çok yakın. Kapanan çok mekan da var. Birazcık da sakin. Okullar da açıldı tabii. Tabii. Ama bizim için daha iyi. Aynen. Rahat rahat gezebiliyoruz. Bir de soğumuş buralar. Normalde buralarda yazın yürümek gerçekten çok zor. İlk defa geldim bu arada Akçay'a. Evet, sezonu kapatmadan Didem'i göstereyim dedim buraları. Akçay merkeze gidiyoruz şu anda. Ama ilk izlenimi söyleyeyim istersen. Birazcık daha böyle emekli yeri var. Ama sen sezon kapanışına geldin. Normalde oldukça hareketli bir yer burası. Yani çok gözümde canlandıramadım diyeyim. Birazcık daha böyle huzur arayanların sanki kaçış noktasıymış. Ama tabii daha ki bir sen şimdi sen Cunda videosu çekmiştik. Onu da hemen üst tarafa koyarız. Oradaki o canlılıkla burası tabii ki. Evet tabii. Yani hani şey popülasyon da. Hani o tatlış kafeler, o güzel mekanlar falan yok burada. Hani daha böyle. Aynen. Anam babam usulü evlerin, dükkanların, restoranların olduğu bir yer. Aynen. İlk izlenimi bu en azından. Aslında yazın şöyle ki bayağı gençlerin takılabileceği kordon dediğimiz kısımda işte nargile kafeler, bilmemler vesaire falan var ama böyle tabii Cunda'daki gibi mekanlar beklemeyin. Ama Akçay Altınoluk bu yörelere gelmişken, Asos'a falan giderken en azından uğranabilecek, keyifli vakit geçirebilecek mekanları var. Buraları da hazır yaklaşmışken uğramanızı tavsiye ederiz. Şimdi biz şu evin arkası deniz. Geldik sayılır. Evet, çok yani 2-3 dakika falan yürümüşüzdür. Otelimizin adı neydi bu arada? Onu da. Akçayhan Butik Otel. Akçayhan Butik Otel. Hani güzel, konforlu, temiz. Biz şu an temizliği çok güzel. Güzel yorumlar vardı. Yarın aynen sabah göreceğiz bakalım. Sahibi de eski bir tıbbi mümessilmiş, sağlıkçı zaten. Otelin temizliğini ben beğendim. Yorumları da güzeldi. Şimdi bir mekan vardı, Akçay Balık Evi diye. Biz oraya doğru gidiyoruz. Orada bir balık yiyeceğiz. Evet, balık özledik. Özledik diye geçen hafta gösteremeyeceğiz size ama dünyanın karidesini, yengecini yiyorduk. Biz ürünleri çok yedik. Karides, yengeç, kalamar, her şeyi yedik ama balık yiyemedik çünkü o kadar uygundu ki karides, kalamar fiyatları. Onlara abandık. Aynen.
bir ay önce biz. Ay, davulcuyla yapmadık. Evet, nihayet geldi. Evet, çok uzun bekledik. Neredeyse 40 dakika bekledik. Aynen. Ama nihayet geldi. Güzel de görünüyor. Ön yargılı davranmayacağım. Önce yiyeceğim. Çupra için bekledik bu kadar, evet, süre. Benimki bekledim. Aslında önceden gelebilirdi ama aynı anda gelsin istedik. Fakat 40 dakika bir mekan için çok fazla bir süre. Bu açıdan eksi verdim ben. Bakalım lezzet nasıl olacak. Bakalım. Şimdi yemeğimizi yedik. Çayımız geldi. İkram olarak da böyle helva getirdiler. Evet. Balıktan sonra olmazsa olmaz. Aynen. Ne diyorsun? Lezzet güzeldi. Zaten ızgara çupraydı benim. Aynen. Fiyatı 100 TL'ydi. Fiyatı uygun. Fiyat performans olarak bence gayet yeterliydi. Biraz bekledik. Tek sıkıntı oydu. Aynen. Ama onun dışında ya 25-30 dakika demişlerdi. 35-40 dakika oldu. Fazladan bir 10 dakika bekledik. Aynen. Tek sorun benim için oydu. Yani öncesinde 25 dakika bekleyeceksiniz, bilgilendirmesi yapmaları iyi bir şey. En azından bunu söylüyorlar. Ama normalden 10 dakika fazla bekledik. Bir de acıktığımız için. Evet, çok açtık. Yani açken biz değiliz. Özellikle benim kan şekerim mi düşüyor, ne oluyor bilmiyorum ama acıktığım zaman gerçekten çok gergin bir insan. O yüzden oluyorum. O dakikalar geçmek bilmedi. O açıdan 40 dakika bize uzun geldi. Ama ben de sardalya tava yedim. Zaten çok severim. Normalde güzeldi yani. Fiyat olarak da uygun burası. Yani fiyat performans olarak gayet başarılı. Cunda'ya göre falan tabii daha iyi. Bir de özellikle kalamar ve karides fiyatları da uygundu. Yani, gerçi porsyon önemli. Büyüklüğünü bilmiyoruz evet, ama. Biz Cunda'da 250-300 liraları gördüğümüz aynen. için. Aynen. Bir de internet yorumlarına Google'da çok güzel yorumlar vardı. O yüzden biz de burayı tercih ettik. Genel manada memnun kaldık. İkram da tatlı. Aynen. Kıçıdan çıktık, sahile geldik. Burası Kordon sahili olarak geçiyor sanırım. Aynen. Peki o iki küçük parça helva bizim tatlı krizimize yetti mi? Tabii ki de yetmedi. Şimdi sahile geldik, tatlı yemek için mekan arıyoruz. Aynen. Bu arada geçerken de size sabah dondurma yediğimiz yeri gösterelim istedik. Buranın meşhur dondurmacısı. Birkaç tane şubesini gördük bile. Aynen. Çoktan. Ve şey, dondurması birazcık da farklı geldi. Daha böyle katımsıydı. Ya şöyle, krema gibi değil. Değil, kesinlikle. Böyle benim bildiğim kadarıyla Maraş usulü böyle keçi sütüyle yapılıyor diye biliyorum. Nasıl Maraş usulü böyle uzar dondurma. Evet, aynı dondurma ağzınızı da uzuyor. Uzuyor, öyle bir şeyi var. Biraz hani, farklı geldi ve topu 7 lira. Aynen, yani. Krema gibi değil, güzel tadı. Burada Vardar dondurma zaten bayağı meşhur. Bir kaç şubesi var Didem'in dediği gibi. Buralardan deneyebilirsiniz. Biz şu anda tam sahildeyiz. Bu sahil yeni yapıldı, restore edildi. Daha doğrusu bir 3 senesi falan var. Çok güzel gerçekten. Eskiden böyle değildi. Şimdi Didem eski halini bilmiyor. Buralar restore edildi. Bayağı bir güzel oldu. Aynen. Burada denize de giriliyor bu arada. Biz sabah da baktık. Ya ama şu karşı tarafta değil de biraz daha sol tarafta. Sol tarafta. Şimdi orayı da uğrayacağız. Zaten o taraflarda kafe restoranlar full. Arka bir paralel caddesinde, yani hemen şu tarafta böyle hediyelik eşya satıcıları falan var. Kitapçılar bilmem ne vesaire. Ön tarafta da denize giriliyor. Sahil böyle boylu boyunca mekanlar dolu. Bir sürü dondurmacı. Aslında bayağı da kapanan mekan da var. Evet, bayağı kapanan mekan var. Sezon bitmiş burada. Mesela Alçatı muhalleri geçtik ama biz daha böyle yerel bir yer arıyoruz. O her yerde var. Aynen. Bakmadık da hiç tavsiyelere, kendimiz bulalım dedik. Ya sabah aslında birçok dondurma, işte helvacı vesaire gördük ama bilindik şeylerdi hep. Evet. Farklı bir şey arıyoruz. Gerçi Akçay dediğimiz zaman aklımıza böyle yemek anlamında çok zaten bilinen şeyler. Aynen. Bir yani tane çok tatlı ev yemekleri gördük. Yarın Faruk'u ikna edebilirsem sarma yemeğe gideceğiz. Hadi bakalım. Hele bir yarın olsun konuşuruz. Sağ tarafta sahili bulunmakta. Böyle kordon boyunca arkalı önlü yürüyebiliyorsunuz. Bir sürü mekan var. Tabii bazıları kapanmış artık. Bakalım gözümüze bir yer kestirelim. Ucuz. Aynen. Ayvalık da 35 liraydı değil mi? Tabii artmadıysa bir ay öncenin fiyatı. Bir ay mı? Bayağı 2 ay oldu. Oldu mu? Temmuz başında çekmiştik şimdi videoyu. Bu arada reklam gireyim oraya. Haftaya Badavut'a kampa gideceğiz. Aynen. Onun da videosunu çekeceğiz. Çünkü çok da istek geldi bu arada kamp videosu. Araçüstü çadırımızla gideceğiz. Araya küçük bir reklam gireyim. Hepsini söyleyelim. Araçüstü çadır videomuz var. Yukarıda evet, koyduk. Ayvalık videomuz var.
onu da koyduk. Şimdi bir de Arnavut Arıçlı Çadır'la kamp videosu. Hepsini birleştiriyoruz. Şöyle ki gibi. Yani kamplar artık kısıtlandı. Dolayısıyla Ayvalık'ta rahatlıkla kamp yapabileceğiniz bir alan göstereceğiz size. Evet. Hiçbir jandarma sıkıntısı olmadan. Evet, çok güzel bir yer. Ben gerçekten her gittiğimde denizine aşık oluyorum. Denizi de çok güzel. Haftaya oradayız. Büyük bir hayal kırıklığı laktosuz herhalde. Sütleri yok. Ya bu devirde artık laktosuz süt olmaması olmaz yani. Çünkü süt tadı yani çok insan var. Birazcık mekanik ilerisine konuşayım. Çok tatlılar çünkü. Onları yanlarında çekiştirmek istemem ama gerçekten lütfen yani mekan sahibi olan izleyen varsa yalvarıyorum şu laktosuz sütleri ben çok içemiyorum. Ya nedir ya? Kutu süt laktosuz, kutu süt alın koyun işte. Yani çok matah bir şey de değil yani ama. Mekan çok tatlıydı. Çalışanlar evet. Çok tatlıydı ama laktosuz süt olması lazım. Ben bir badem sütü, bir yulaf sütü istemiyorum ama tarafım laktosuz süt. Şu anda bir müşteri kaybettiniz. Gerçekten içemiyorum yani. İçtiğim zaman gece boyunca sancılarla uğraşıyorum. Bunun artık olması lazım. Şimdi ama hassasiyeti olan insanlar beni anlayacaktır. Onun yan tarafında. Evet, tatlıca gidelim bari. Tatlı krizimizi şöyle burada giderebiliriz. Biz ondan alalım. Ondan alalım. Üstüne çikolata da mı döküyorsunuz? Evet. Olmasın çikolata. Olmaz. Ne? Sen olmasan ben yerdim de. Neyse artık. Evet. İnsan cevizde olsun. Tersinde olsun. Ne kadar fiyatı? 15. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Sen İzmir'de sana şöyle hatıra yapalım. İzmir lokma. Ya İzmir lokma böyle değil ama. Ne farkı var? İzmir lokma daha büyük büyük oluyor böyle halka şeklinde. Bu birazcık daha minnak minnak. Olsun. Bir de böyle Hindistan cevizi tarçın falan. Evet, ben ilk kez böyle yiyorum. Kız öyle söyleyince hoşuma da gitmedi değil. Hadi bakalım. Ben de alayım şöyle bir tane. Çok. Ya? Beyaz. Ama güzel. Instagram'a içerik çeken bir Didem yakaladık. Hiç kendi kumda kahvemi kendim yapmamıştım. Şimdi öyle bir yere geldik. Kendi kahveni. Aynen, ilginç. Yok. Kendin pişir, kendin mesela iç diye yapmışlar. Mesela falan çok gördüm böyle. Mesela ortada masalar var, kumda kahve yapıyorlar. Orada bir tane oluyor genelde ya da maksimum iki tane oluyor. Nasıl? Bir de sen yapmıyorsun yani. İşte o ya yani öyle yer mekanlar çok var. Yok yine ortada oluyor böyle. Yani oturduğun yerin ortasında. İlginç. Ben sen yapıyorsun hatırlamıyorum ama böyle değil. Bunun yani mottosu kendin pişir kendin evet. İçmiş. Hadi bakalım. Kenarları soğuk da. Şimdi her yerde sıcak abi pişirmeyi başladığımızda. Motos gelecek. Bu şekilde daireler çizdirerek. Tamam. Pişireceğiz. Anladım. Sürekli mi? Bıraktığınız gibi pişmeyi de bırak. Öyle mi? Sürekli daire çizeceğim. Sürekli daire çizeceğim. Bu orta, bu sade. He. Döndüre döndüre pişireceğiz yani. Ha, kuma çarpmazsa pişmez. İstiyorsanız birini siz pişirin, birini ben en baktığımda. Kokusu gelmeye başladı bayağı. Önceden geliyor. He. Ne kadar temas ederse. Anladım. Evet, benimki geldi zaten. Bu orta olduğu için daha bol kokusu olur. Şekerin etkisi. Evet, teşekkür ederiz. Nasıl bir deney? Zor.
Aynen. Vardı. Ama ilginç oldu. Evet, değişik. Güzel bir tecrübe oldu bize de. Bir şey öğrendim. Aynen, ilk kez böyle bir şey gördüm. Hadi bakalım. İki kahve için 60 lira verdik. Hatta şimdi YouTube kanalımızın da adresini sordu, takip edeceğini söyledi. Aynen. Buradan da selam olsun. Kendisini bir hafta sonra görebilir dedik. Muhtemelen görürüz izlerse. Zaten daha önceden de gelen birkaç kişi varmış. Evet. Biz de memnun kaldık. Ne kadar verdik? 60 lira verdik iki kahveye. Bir orta bir sade içtik. Kahve lezzetliydi. Yapılışı oldukça zaten değişikti. Yani memnun kaldık. Normalde bu sezon biz birçok yerlerde 20-25 liraya falan içtik hep kahveleri. Burada bir tık daha pahalıydı ama konsept değişikti. Evet, konsepte de bir 5 lira aynen gider yani. Kendin pişir, kendin iç. Güzel değişik bir şey oldu. Öyle mi? Dörtlükten al ya. Dörtlükten 5 tane alalım o zaman oradan. Buyurun otur, açayım size. Güya otele gidiyorduk. Allah'ım ya. Ben bugün videoda olma yiyeceğim demiştim. Sonra Faruk unutturdu bana. Hatta biraz önce de daha nereye yiyeceksin dedi. Yiyeceğim ya. Dünyaları yedik ya. Phuket'te, Bali'de açtım mideyi. Kapatamıyoruz şu anda. Artık. Üst üste yedik hepsini. Hadi bakalım inşallah sorun olmaz. Azıcık yiyorum ama. Evet, tane tadımlık. Hadi bakalım. Ben de yıllarca yedim. 4 sene, 5 sene sonra bıraktım. Sanki kötü bir alışkanlığı. Aynen. Sonunda kurtuldum. Yok ya, bilmiyorum. Sonradan rahatsız etmeye başladı beni. Oh, limonlu limonlu. Bu tam sokak lezzeti işte. Aynen. Akçay sokak lezzetlerinden. Selamlar böyle. Oh. Afiyet olsun bakalım. Şöyle limon şov yapayım. Döktür. Al sana döktü şov yapar mısın sen? Al sana şov. Allah. Tam da kayıtta denk geldi. Bir daha şov yapma, milletin ağzı sulandı son, burada. Son midye dolmam olsaydı ağlardım. Alırdım ben sana hayatım, ne olacak? Artık kahvaltımızı yaptık, otelden çıktık. Hatta kahvaltıdan sonra bir deniz maceramız da oldu. Denize gittik, geldik. Faruk yüzmedi ama ben yüzdüm. Denize gitse güzel insan da ben de deniz buz gibiydi. Ama deniz gördüğüm zaman dayanamıyorum ve inanılmaz güzeldi. Haftaya da gideceğiz aslında denize girmeye ama... Dayanamıyorum. Ben deniz görünce dayanamıyorum. Genelde Akçay'la Altınoluk'un suyu Ayvalık'a göre çok daha soğuktur. Evet. Haftaya Ayvalık'ta olacağız. Bakalım bu haftaya göre nasıl ama ben baktım bayağı soğuktu, girmedim o yüzden. İnanılmaz güzeldi ve kimse yoktu. Tek başıma yüzdüm zaten. Hem su çok berraktı hem hiç dalga yoktu. Bir de o sakinliği de seviyorum ben. İyi ki girmişim. Bakalım hasta olmazsam. Otelimiz güzeldi. Konaklamamız da keyifliydi. Kahvaltıyı da ettik. Çeşit biraz daha fazla evet, olabilirdi. Kahvaltı çeşidi biraz azdı. Doyurucu mu? Evet, doyurucu. Evet. Yani belki de fiyat performans olarak bakmak lazım. Ama şeydi yani en azından börek yapmışlar, simit evet. koymuşlar, değişik işte açmalar, o tarz şeylerin... O seçeneği olsun isterdim sadece. Evet. Haşlanmış yumurta vardı sadece. Onun haricinde 3-4 çeşit peynir. Yani doyup kalkılır ama... Çok fazla ekstra çeşitleri yoktu. Aynen. Ama bizim için yeterliydi. Şimdi biraz gezme zamanı. Çıkıyor mu paramız? 12, 13. 1 liramız yok. Vallahi. Kolay gelsin. Bugün farklı bir yerde yiyelim dedik. Roma tadım dondurmadayız. Vardar'ın hemen yanında. Dün Vardar'da yemiştik, beğenmiştik. Bugün de burada yiyelim dedik. Aynı fiyat. Bir topu 7 lira. 7 lira. 14 lira. 13 aldı sağ olsun bizden. Bozumuz yoktu. Şimdi Didem tabii soğuk suya girdiği için şu anda yemek istemiyor. Belki daha sonra ısınırsa ona da bir top ısmarlarız. Bu arada ilginç, otururken tavuklu dondurma diye bir şey gördüm. Hakikaten de böyle bir şey var mı diye sorduğumda yapıyorlarmış ama tavuk göğsünden yapıyorlarmış. Nasıl tatlısı var.
O tarzda. Aynı zamanda eticinli yapmışlar, bal kabaklı yapmışlar. İşte başka ne vardı hatırlıyor musun? Değişik böyle diyet, sneakers'lı dondurmalar yapmışlar. İlginç bir yer Roma tadım dondurması. Belki seneye ya da başka bir sene gelirsek tavuk göğsü dondurmasını deneyebiliriz. Biz sabah geldiğimizde deniz dümdüzdü, böyle cam gibiydi ve bir tane giren yoktu saat 11 gibi. Şimdi deniz dalgalanmış, böyle topraktan dolayı rengi değişmiş, bir dünya insan giriyor. Aynen. Ve en yalnız zaman herhalde. Şu an bayağı bir denize giren kişi var ama deniz soğuktu ya zaten. Evet, şimdi kahvemizi içtik. Mısır bir yarım saate hazır olacakmış. Saat kaç şu an bilmiyorum ama 2 olmuş mudur? 2:30 geliyor. 2:30 geliyor. Yarım saat sonra mısır olacakmış. O yüzden onu beklerken ne yesek diye düşünüyoruz. Laktozsuz sütünü de buldun. Evet. Gönül kahvesiydi galiba. Aynen. Gönül kahvesinde laktozsuz süt buldum. Latte içtim. Kendine geldin. Aynen. Laktozsuz süt seçeneği olan kahvecilere selam olsun. Hadi bakalım. Yiyecek bir şeyler. Aynen. Bakalım şimdi. Evet. Fazilet Hanım mantıyı. Mantı yemeye geldik. 99'dan beri Akçay'daymış, açıkmış. Ben dün gördüm, böyle insanlar yemek yiyorlardı, çok canım çekmişti zeytinyağlıları. Bugün canım mantı istedi, o yüzden mantı yemeye geldik. Evet, ben de kumpir yiyeceğim. O yüzden burada yemeyeceğim şimdilik bir şey. Ay, mantım geldi, çok güzel görünüyor. Sos falan da bayağı bu. Ay, çok güzel de kokuyor. Aynen, bana kadar geldi. Az sarımsaklı söyledim. Az sarımsaklı söyledim ama Faruk da yiyecek bir tane, mecbur artık yemek zorunda. Çünkü sarımsaksız da bilmiyorum nasıl olur mantı. Aynen, çok güzel olmaz öyle. Ya ben bak, de bir tadına bakarım. Ben mantımı yedim. İki de çay ikram ettiler. Fiyat 50 lira tuttu. Tabii ben bilemiyorum çünkü belki son 5 senedir dışarıda mantı yemedim. Uygun mu değil mi? Fiyat performans yorumu yapamıyorum o yüzden. Bence normal. Uygun mu değil mi? Siz yazın yorumlara. Şimdi kumpir yemeye gidiyoruz. Faruk orada yemek yememişti. Şimdi burada galiba değil mi? Olay yoksa kumpir yiyecek. Aynen. Burayı gözüme kestirdim. Bir de ben kumpir yiyeyim. Gidelim yani. Artık yeter. Hafta sonu kaçama. Aynen, bu kadar. Hafta sonu kaçama kumpirle ve mısırla sona erecek. Hadi bakalım. Her şey kalkmış karıştırmış ya. Yok yani içerisinde, hiç sevmem. Kumpir dediğin böyle olur. Yine yiyorum ama hiç sevmem yani. Sevmeden yiyorum şu an. Kumpir dediğin aşure gibi olur. Her şeyden olur içerisinde. Şey öbür türlü ne olacak? Patates, haşlama. Patlıcan var içinde. Kumpirin içinde patlıcan ne geçiyor? Patlıcan koymadın ki canım. Bu ne? Hayır canım. Aa. Patlıcan. Gözlemiş. Ha. Ucundan kaçmıştır o ya. Ben söylemedim. Patlıcan severiz. Şimdi kumpiri de yedik. 40 liraydı fiyatı. Birçok şey ekleyebiliyorsunuz içerisine. Fiyat değişmiyor. Sınırsız. Waffle da aynı zamanda 35 liraydı. O da aynı şekilde. Fiyatın değişmemesi iyi olmuş. Ekstra malzemelerle bir oynama olmuyor. Bence uygun fiyat. Biz çünkü daha 1,5 ay önce yiyorduk değil mi? Gölcük'te 50'ye yemiştik. Hatta 25'ten 50'ye çıktığında şok olmuştuk yani. Akten fiyatları birazcık daha makul. Evet yani büyük şehirler oranla bir tık daha makul geldi bize. Hem birçok yerde yedik zaten gördüğünüz. Ya zaten Cunda'yla Ayvalık'la falan kıyaslamıyoruz bile. Oralara göre çok çok uygun da. Aynen öyle. Hani sezon sonu fiyatlar bu şekilde. Sonrası ne olur bilmiyoruz. Şimdi en son mısır yiyeceğiz. Ben yemeyeceğim gerçi artık. Ben doydum. Yine mısır yiyecek. Çok istedi. Ardından da yola çıkacağız. Ne yaptı borcumuz? Bir tane. Bir tane evet. Bir tane. 15 anne. Soran soran. Kolay gelsin. Evet, yola çıkabilir miyiz artık? Artık gidebiliriz. Mısır mı da aldığıma göre görev tamamlandı. Akçay bitti. Aynen. O zaman biz artık yola gidiyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir kamp videosuyla görüşeceğiz. Ayvalık'ta. Güzel bir kamp seçeneği sizlere göstereceğiz. Görüşmek üzere. O zaman bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.